Merhaba canlar dostlar. Ben Cem Kervan. Nasılsınız bakalım? Hafta nasıl geçti? Bu hafta kör gözler açabilen adlı bir deyiş paylaşmak istedim sizinle. Olayımız şu. Hazreti İsa bir yerden geliyor. Başka bir yere gidiyor. Şimdi iki tane kör adam peşinden geliyorlar. Ve ardından bağırıyorlar. Bize acı Davutoğlu diyerekten. Şimdi Davutoğlu kavramı biraz önemli. Onu açayım biraz. Davutoğlu veya Davud'un torunu, Davud'un sülalesinden gelen, Davud'un zürriyetinden gelen veyahut da Şah Davud'un hanedanından gelen düşüncesi şuradan kaynaklanıyor. Hazreti Davud bir şah, bir padişah, bir hünkâr, hüdavendigâr, hükümdar ve bütün İsrail üzerinde şah, kral. Oğlu Süleyman onun yerine geliyor, tahta çıkıyor ve o da şah oluyor. Ve hanedanından gelen bir padişahlık soyu oluyor. Şimdi bir beklenti oluştu İsrail'de. Bir gün bir Mesih, bir şah gelecek ve tahta çıkacak yine ve bizi kurtaracak. Şimdi bu iki kör adam demek ki Hazreti İsa'yı Mesih olarak görüyorlar. Çünkü Davutoğlu diyorlar. Tamam. İsa devam ediyor. Bir eve giriyor. Ve bu iki kör adam da eve giriyorlar. İsa onlara dönüyor ve diyor ki benim sizin gözlerinizi açabileceğime inanıyor musunuz? Diye soruyor. Onlar da evet efendimiz inanıyoruz diyorlar. İsa ruhuyla madem gözlerinizi açabileceğime inanıyorsunuz, öyle olsun diyor, gözlerine dokunuyor ve gözleri açılıveriyor. Görüyorlar her şeyi artık. Şimdi İsa onlara şöyle bir emir veriyor. Yani sıkıca tembih ediyor. Diyor ki bunu benim yaptığımı kimseye söyleme, sır olsun diyor. Fakat onlar oradan çıkar çıkmaz herkese, bütün bölgeye bu güzel haberi yayıyorlar. Demek kendilerini tutamıyorlarmış. Yani düşünün, siz körsünüz, şimdi görüyorsunuz. Zaten millet biliyor sizin daha önce kör olduğunuzu. Soracaklar yani, siz nasıl görmeye başladınız, bu mucize nereden çıktı diye soracaklar muhakkak. Mecburen bu inanılmaz güzel haberi vermek zorundasınız. Her neyse, bunu deyiş haline getirdim ve sizinle paylaşmak istedim. Acı dedi. Oradan geçerken Şah İsa Mesih. İsa onlara merhamet eyledi. Kör gözler açabilen İsa Mesih. İsa onlara merhamet eyledi. Kör gözler açabilen İsa Mesih.
gözünüzü açabildiğimiz siz. Hakikaten inanıyor musunuz? Evet efendimiz inanıyoruz. Kör gözler açabilen İsa Mesih. Evet efendimiz inanıyoruz. Kör gözler açabilen İsa Mesih. İstedi imanınıza göre olsun dedi. Onların gözleri açılıverdi. Kör gözler açabilen İsa Mesih. Onların gözleri açılıverdi. Kör gözler açabilen İsa Mesih. Kervanım İsa uyardı onları. Yaptığımı söylemeyin kimseye. Ama yaydılar her yere haberi. Kör gözler açabilen İsa Mesih. Ama yaydılar her yere haberi. Kör gözler açabilen İsa Mesih. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kör gözlerimizi, bizim kör gözlerimizi de açabiliyor İsa ruhuyla. Çünkü tabii belki fiziksel gözlerimiz gayet iyi görebiliyor. Ama kalbimizin gözü bazen göremiyor. Ama Hazreti İsa eğer biz istersek ve iman ediyorsak, yani gerçekten inanıyorsak, kalbimizin gözünü de açabiliyor. Yani manevi anlamda körden görür hale getirir bizi. Bu çok güzel bir haber. Her neyse, eğer beğendiyseniz beğendim diye işaretleyin. Her hafta dediğim gibi beğenin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Çok sevinçli, dolu bir haftanız olsun. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.